Merhabalar Sektör Nedenleri izleyenleri. Mersin'den seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe öncü bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme yetkilimiz Emin Bey bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Emin Yavuz. 5 Ağustos 1990 doğumluyum. İşletmemiz ben doğduğu yıl kuruldu. Şu anda da katlanarak devam ediyoruz büyümeye inşallah. Çok güzel. Peki neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve çeşidimiz en önemlisi. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Biz önce narenciyeden başladık. Daha sonra gelen talepler doğrultusunda sert çekirdekli fidan üretmeye, kumkuat, süs bitkileri fidanları üretmeye de girdik. Çok da tutuldu mallarımız piyasada. Ondan sonra daha iyi ne yapabiliriz diye düşünürken gübre üretmeye başladık. Ondan sonra plastik işine girdik. Tarımda kullanılan plastik materyalleri üretmeye başladık. Yani şu anda iş yaptığımız herkes memnun. Biz de halimizden memnunuz. Yani. Her şey tarıma dayalı öyleyse diyebiliriz. Çok güzel fidanlıklarımız var, çeşidimiz var. Peki gelişme, üretme, bunların üretim aşaması nasıl gerçekleşiyor? Tamamıyla ekip işi. Zaten yani burada ben oturuyorum ama aslında benim arkamda ekibim sayesinde burada oturuyorum. Şimdi hepsi işini bilen insanlar. Çoğu yıllardır bizim yanımızda emek veriyorlar. Yani asistanımızdan kamyon şoförümüze, mühendisimizden işçimize kadar herkes sağ olsunlar bizim için uğraşıyorlar. Biz de onları üzmemeye çalışıyoruz. Kaliteli bir ekibimiz var. Herkes işini iyi biliyor, iyi yapıyor, güler yüzlü. Onun dışında araştırmacı bir kadromuz var. Yurt içi, yurt dışı araştırmalarımız dört dörtlük yapılıyor. Zaten soruşturabilirler yani. Bizi de araştırdıklarında bu farkı da herkesten duyacaklardır yani. Üretim aşaması nedir tam olarak? Bir ürünü, siparişi alıcıya gönderebilmek için bu süreç? Bu süreç aslında zorlu bir süreç. Çünkü aslında bir fidan 2 sene 7 ayda yetişiyor. Fidan olarak müşterilerimize gidiyor. Yani ama hangi çeşit fidanlar? Hangi? Öncelikle ben narenciye fidanlarının üretiminden başlayayım isterseniz. Şimdi biz tohumlarımızı torbamıza attığımızda 1 sene sonra anaçlarımızı alıyoruz. O anaçları tekrar torbalara teker teker şaşırıp bakımlarını yapıp 1 sene sonra turunç elde ediyoruz. Bunlara aşı yapıp 7 ay sonra da müşterilerimize veriyoruz. Yani verdikten sonra da biz hizmete devam ediyoruz. İlk 1 sene zirai mühendislikleri ücretsiz. Biz ilgileniyoruz. Yani sadece satıp para almak değil mesela. Biz memnun bırakmaya çalışıyoruz işin acıyı. Ürününüzü sonuna kadar takip ediyorsunuz. Tabii sonuna kadar. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz köklü bir firmayız Allah'a çok şükür. Yani en ufak bir sorunda herkesin yardımına koşuyoruz yani. Evet. O konuda bir sıkıntımız yok. Sert çekirdekli anaçlarımız kendi laboratuvarlarımızda üretiliyor. Laboratuvar anacı kullanıyoruz. Yani çelikleme yapmıyoruz. Daha kalitesiz oluyor çelikleme. Evet. Masraftan kaçmıyoruz. Yani onun dışında ekibimiz dediğim gibi kadromuz çok değerli bir kadroya sahibim. En büyük şansım da zaten o benim. Ailem çok bilgili bir aile bu konuda. Çekirdekten yetişmeyiz. Yani şu anki düzenimiz bu. Müşterilerimiz çok elit insanlar. Hani Adana'nın büyük çiftçileri, Mersin'in, Antalya'nın, İzmir'in, narenciye konusunda yani biz genel olarak tüm Türkiye'ye çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak kıyı şeridi bizim bölgelerimiz. Oradaki yani en ufak çift fidancıdan, çiftçiden en büyüğüne kadar herkes bizi tanır çok şükür. Çiftçilerin en büyük sıkıntılarından biri bu galiba. Sizinle çalışmalarının en güzel yanı tamamen mühendislerine kadar, ilaçlarına kadar ürününüzün arkasında olması. Peki ileriye yönelik hedeflerimiz, plan projelerimiz? İleriye yönelik hedeflerimiz şimdi biz sektörümüzde zaten bir yere geldik ama yeterli değil. Yani bunun bir sonu yok yani iyinin bir sonu yok. Biz yapabileceğimiz en iyi şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Arge çalışmalarımız devam ediyor. İleriki hedeflerimizde yurt dışına açılmak var. Zaten şu anda da görüşmelerimiz de var olumlu. Evet. İnşallah birkaç sene içinde yurt dışında da güzel yerlere geleceğimizi umuyorum yani. İnşallah öyleyse Yavuzları her yerde görebileceğiz diyoruz. Peki neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Biz bir güvenilir bir firmayız. Yıllardır varız. Hiç değişmedik. Büyüyerek gittik. Küçülmedik çok şükür. Onun dışında dediğim gibi verdiğimiz malın arkasında duruyoruz. Müşterilerimizin imkanlarına göre çeşitlilik sunabiliyoruz. Ayrıyetten bir de abi kardeş ortamını yakalıyoruz zannediyorum. Kocaman bir aile olmuşuz burada. Kesinlikle aynen, görebiliyoruz. Aynen. Yani bizi herhalde en büyük tercih etmelerindeki sebep kalitemizin yanı sıra tabii ki güler yüzlülüğümüz, onlara yaklaşımımız. Ekibimizi zaten gelip gördükten sonra başka yere de bakmıyorlar işin açığı pek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben başarılarınız daim olsun. Peki buradan çiftçilerimize neler öneriyorsunuz? Yani işinin ehli insanlarla çalışmalarını öneriyorum. Yani inovatif düşünmek şart. Yani
Yeşil nefli insanlar, güler yüz, bunlar önemli şeyler. İnovatiflik şart zaten, bu çağın vazgeçilmez bir şeyi. Bir de yanımızda çalışan insanlara, yani böyle biz firavun değiliz arkadaşlar. Yani iyi davranırsak onlar da iyi sonuçlar doğuruyor. Biz de daha güzel mallar elde ediyoruz. Müşterilerimiz memnun kalıyor. Yani sonuçta bu masada oturmanızın sebebi aslında arkanızdaki ekibiniz yani. Bunu öncelikle bilerek iş yapınca, araştırmanı da düzgün yaptıktan sonra dürüstsen zaten işin yürüyor bir şekilde. Peki Emin Bey, özel üretim gübrelerimiz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Yani şimdi biz özel üretim gübrelerde şunu amaçladık. Birincisi, tek işimiz bu olmadığı için bizim. Yani sadece buna kaynaklı bir gelirimiz yok. Bu yüzden biz üretebileceğimiz en iyi şeyleri üretip kendi müşterilerimize daha uygun vermeyi hedefledik. Evet. Çok da başarılı oldu yaptığımız ürünler. Dediğim gibi Ar-Ge çalışmalarımız onda da devam ediyor bizim. Yani deneyenler zaten çok memnunlar. İnşallah bunu ileriki günlerde diğer müşterilere de verme şansını buluruz. Yani şu anlık her şey yolunda. İnşallah. Peki bu gübrelerimizi kendi ürünlerinizde de kullanıyorsunuz. İlk böyle başladınız. Zaten kendi üretimlerimde kendi gübrelerimi kullanıyorum. Zaten benim en büyük belki de avantajım odur. Yani. Kesinlikle bu fidanlıklarımızdan da ürünlerimizden de gördüğümüz üzere bu konuda çok başarılıyız. İnşallah ilerleyen süreçte gübre konusunda da sizleri çok güzel yerlerde göreceğiz. İnşallah. Hedefimiz bunlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Son olarak bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Yani bizi seçtikleri için müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Yani buradan diğer insanlara da kapımız açık, bekleriz. Gelsinler, görsünler farkımız gözleriyle. Yani benden ondan almaları değil önemli olan. Biz zaten satıyoruz ama gelsinler iyiyi görsünler ki. En azından başka yerden almak isterlerse bile ne istediklerini öğrensinler. Yani tavsiyem bu, başka bir şey yok. Yani ürünlerimiz zaten ortada, herkes biliyor. Peki son olarak insanlar sizlere nasıl ulaşım sağlayacak? Tabii bizlere yavuzlarfidan.com internet sitemizden, dahili cep telefonlarımızdan ulaşabilirler. Zaten telefonlarımız hiç kapanmaz, yani ne zaman isterlerse arayabilirler. Öyle hafta sonu kapatmaymış, 4'ten sonra açmamaymış, öyle bir şey olmaz bizde. 7/24 telefonumuz açık. Çok teşekkür ediyoruz Emin Bey. Çok güzel bilgiler aktardınız. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet, Sektör Yenileri izleyenleri, Yavuzlar Fidancılık'tan seslendik sizlere. Şimdi söz Merkez Stüdyolarında. Hoşça kalın.